Şöyle ki hocam, bu 65 yaş üstüne çok yüklenildi. Hani önce onları korumak istedik ama sonradan resmen insanlar evde kaldılar. Biraz kendi iyilikleri için, biraz durum gereği. Neyse ne, bugünlere geldik. Şimdi ben annemde de babamda da başka aynı yaş grubundaki insanlarda da bakıyorum ki benim babam özellikle müthiş yürümeyi sever ve çok aktif bir insandır. Denge kaybı oluyor şu anda. Böyle mesela arabaya binmeye çalışırken düşecek gibi olabiliyor. Çok uzun artık yürümek istemiyor. Yani bütün yaşlarımızda aşağı yukarı bunları görür müyüz ve hareketten mahrum kalmaları biraz bana Allah korusun ama ileriki günlerde sağlık yükümüzü ülke olarak Artıracak. arttıracak gibi bir his veriyor. Üzülüyorum. Artıracak. Dengeyle ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Denge yalnızca vücudumuzun bir tarafının, yani sağ bacağımızın, sol bacağımızın sorunu değildir. Denge nörolojik sorun da olabilir, beynimizde veya iç kulak merkezinde de olan sorunlar da ortaya çıkabilir. Yani bir dengesi bozuk bir kişi varsa ayak tabanından saç teline kadar muayene edilmesi gerekir. Yaşlıdır, dengesi bozulur değil. Her Değil. yaşlının olmaz bu. Hastalık Tabii. şudur yaşlıda. Yaşlıda beklenen sorunların dışında hayatı yaşamasında sıkıntı yaratan sorunlardır. Yani bir bayağı işte 80 yaşında biraz öne doğru eğilebilir, yürürken yavaşlayabilir, tansiyonu hafiften seyredebilir, durumu eklemleri biraz ağrıyordur. Bu yaşlılığın belirtileri olur. Ama bu kişi normal aktivitesini yapamayacak kadar yürümesi bozuluyorsa, tamam, yürümesi yavaşlasın. O kadar da yürüyemesin. Eskiden 10 kilometre yürürken şimdi 3 kilometre yürürsün. Onda sıkıntı yok. Ama denge bozuluyorsa bu sorundur. Denge sorununda vücudun, dedim, beynine bakmamız gerekir. İç kulak merkezine bakmamız gerekir. Bir de ayak tabanından başlayıp dolaşım sistemine bakmamız gerekir. Ayak tabanında yere yanlış basıyorsa bu kişi dengesi bozulacaktır. Nasıl anlarım yanlış bastığını? Muayenede zaten anlarım. O tarafta deri sertleşmiştir. Sağa veya sola, içe veya dışa bastığında deri sertleşir. Ayak kavisinin derinliği önemlidir. Bütün bunları pratik olarak yürüme analizinde ortaya çıkarırız. Yürüme analizinde biz hastayı veya kişiyi bir bantın üzerinde yürütürken bilgisayar yere nasıl bastığını analiz eder ve ona uygun tabanlık oluştururuz. Bu yürüme analizleri de yapıyoruz biz. Artı yürüme ve duruş denge cihazlarımız vardır. Oradan zaten fizyoterapistlerimiz onu ölçerler. Artı eklemler sorununda da çünkü denge ortaya çıkabilir. Kalça eklemi, diz eklemi sorunlarında da bir tarafı ağrıyorsa veya kireçlenmişse dengesi bozulabilir. Sağ bacağıyla sol bacağını aynı anda atamayabilir. Yani ritmik atamayabilir. Aynı zamanda dolaşım bozukluklarında denge bozukluğu ortaya çıkabilir. Dediğim gibi iç kulak ve beyinde konuyla ilgili uzmanların bakacağı şeylerdir. Denge bozukluğu önemli bir sağlık sorunudur ve COVID sonrası ve hatta şu anda bile sonrası olmadan bile Türkiye'nin önünde en büyük engellerden biri olacaktır. Ben de aynı fikirdeyim. Hocam, tek ayakla durmaya çalışmak ve gözleri kapamak gibi bir egzersizin nörolojik olarak yararı var mıdır? Doktor Mehmet Öz bunu sık sık Şöyle, öneriyor Amerika'da. özellikle beyincik hasarlarında veya beyincik fonksiyonlarını ortaya koymak için nörologlar buna benzer bir test yaparlar. Gözler kapalı, denge oluşturduğun zaman direkt nörolojik sistem, özellikle beyincik bölgesi kontrol eder denge sistemini. Eğer siz tek ayakta durursanız gözleriniz açık, sıkıntı ayrıdır. Duramazsanız ayrıdır. Gözlerinizi kapattıktan sonra duramazsanız ayrıdır. Bunu doktorlar ayrım yaparlar, özellikle nörologlar yaparlar. Siz bunu denge testleri veya bu egzersizleri yaparsanız denge sorunuz olmayacak diye bir sıkıntı yoktur. Ama kaslarınızı güçlendirirsiniz. Yoksa nörolojik olarak Mehmet Hoca'nın dediği gibi beyinciğiniz veya beyniniz daha fazla güçlenmez. Ama Anladım. kaslarınız hafızasını alır. Çünkü kaslar hafızaya sahiptir ve sizi daha dengede tutacak egzersizler size yararlı olacaktır. Evet.